Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerini ben saya saya bitiremedim. ABD'nin güdümündeki Atina yönetimi son yıllarda Yunanistan'ı ABD üssüne dönüştürdü. Ülkenin askeri üsleri ABD'ye tahsis edilirken Ege'de gayri askeri statüdeki adalara Amerikan silahları yığıldı. Peki bu üsler kime karşı? Türkiye'ye karşı kurulmuş. Namlular Türkiye'ye çevrilmiş. Atina yönetiminin ABD ile artan askeri işbirliği Yunanistan'da da tepkiyle karşılanıyor. Yunan siyasetçi Giannis Kostailidis, ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını arttırmasından rahatsız olduğunu söyledi. Yunan-Rus Dostluk Hareketi Başkanı da olan Kostailidis, tepkisini Amerikan sömürgesi haline geldik, Yunanistan egemenliğini kaybetti sözleriyle dile getirdi. ABD, Yunanistan'da 5 ila 6 bölgede daha üs kurmak istiyor. ABD'liler böylece Ege Denizi'nde Çanakkale Boğazı'na ve Ukrayna'daki savaş alanına çok yakın bir noktada bulunma haklarını beyan ediyorlar. Dede Ağaç, Batı'nın ve NATO'nun Ukrayna'ya yardım amacıyla gönderdiği silahların transferi için giriş kapısı haline gelecek ve bu durum Yunanların çıkarına değil. Atina tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına göre hareket ediyor. Yunanistan son yıllarda egemenliğini kaybetti. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kiev yönetimine destek amacıyla Ukrayna'ya gitti. Dendias, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.